elektrik zammı herkesin canına okudu gerçekten. Ee, bir kere elektrik gibi stratejik bir ürünün dağıtımının özelleştirilmesi en büyük hatalardan birisi. Mesela o. Biz bunu söylediğimiz zaman bunlar eski kafalı, bunlar komünist diye bizi kovalamaya kalkmıştı Tayyip Erdoğan. Şimdi ne oldu? Bakın siz bir şey söylediniz. Hasan Bey dedi ki "Hayır daha da yükseğe satıyor bize." dedi. Nedir o? Nedir o? Bu özel şirket devletten aldığı elektriği bize iki katından daha fazla paraya satıyor. Devlet subvanse ediyormuş. Bak bak bak. Neyi subvanse ediyor ya? Devlet birilerini zengin ediyor. Devlet demeyeyim mi? hükümet. Devlet böyle bir şey yapmaz. Devleti yönetenler. Sondan başladığımız halkın anlayacağı şey bu. El Rab kardeşim bir kere stratejik ürün olan elektrik özelleştirilemezdi. Özelleştirdiniz bir. İki Yine hayati ve stratejik olan enerjide dışa bağımlılığımız AK Parti döneminde her geçen gün arttı. Azaldı. Ve biz her geçen gün arttı ve biz Azaldı. hala bunu arttırmaya çalışıyoruz. Tek tek rakamları veririm size lütfen. Hasan Bey. Tek lütfen, tek veririm. Lütfen e, Vereceğim. rica ediyorum. Tamam. Ee, Hasan Bey iyisiniz değil mi? Çok iyiyim. Yok yok çok iyi. Gayet güzel. Gayet güzel. O kadar dışa bağımlı hale geldik ki. Bu nükleer enerji santralleri ile de ki dışa bağımlı değiliz. Bir tek ülkeye neredeyse. Neredeyse bir tek ülkeye Rusya'ya bağımlı hale geliyor. Büyük bir çoğunluğu doğal gazı da oradan alıyoruz. Efendim şimdi nükleer santrali de oraya yaptırıyoruz vesaire. Böylelikle biz aslında enerjide dışa bağımlı olarak çok daha kötü duruma geldik. Her iki 3 yılda bir doğal gaz buluyoruz. Ateşini yakıyoruz, millete alev gösteriyoruz. Ama o doğal gaz bir türlü çıkmak bilmiyor. Enerji Bakanı'nın açıklamalarına göre efendim her geçen gün e, yenilenebilir enerji kaynaklarımızı arttırıyoruz. E, koskoca bakandır yalan söyleyecek hali yok ya. Yani derinde doğalgaz bulmuştur koskoca cumhurbaşkanı yalan mı söyleyecek? Çakıyor çakma, alevi yakıyor. Kardeşim ben çakmağa çakacağım evimde. Ben evimde çakmağa çaktığım zaman o benim doğalgazım ne zaman gelecek? İki evet yenilenebilir enerji kaynaklarını arttırıyorsak eğer burada bir yalan var ya bu yerli kaynaklarımız artmıyor ki elektriğe yüzde yüz yirmi beş yahu. A Allah'tan korkun ya. Allah'tan korkun. Kuldan utanın. Yüzde yüz ne demek yahu? Zam yapıyorsunuz. Madem ki ben enerji üretiyorum. Madem ki ben niye zam yapıyorsun kardeşim? Hani ben üretiyordum? Efendim dışa bağlıyız da... Hasan Bey diyor ki efendim dışa bağımız azalıyor. Yüzde yüz Bakın. %126 ticarethaneye %126 zam yaptınız ve Allah'tan korkun. Bu yüzden daha daha dünden itibaren Mersin'de dükkanını kapatan insanlar var. Yapamıyorum diyor. Yapamıyorum diyor. Meskene %50'ye varan zam yaptın. Ya insaf millet nasıl ısınacak? Şimdi e, enerji hikayesi bu. Çok not aldığım için hızlı hızlı ilerleyeceğim. Şimdi gelelim TÜİK rakamlarına. Deminden beri TÜİK konuşuyor. Hocam TÜİK'e güveniyor musunuz, güvenmiyor musunuz? So, sorum, pardon çok özür TÜİK'e geçmeden. Tam bununla ilgili söyleyecekseniz söz sorum, vereceğim. Sorun ben hani bir katkı verdik ya. rakamlara rakamlar Hani, ben, yani, ben ha, siz et, soru siz soracaksınız ben bulacağım onları. Yani Hem konuşup hem e, size rakam verme şansım yok. Ama ha, Hasan Bey daha yeni başladık. Ha, zamanımız biliyorum. var. Sakin ha, abi, olun. Tabii tabii. yok. Ya. Ya. Nasıl, Hasan, Bey'in tarzı, tarzı, öyledir. Ben, sadece, bakın ya şunu yapalım arkadaşlar. Sizden ya bir şey yanlış gidiyorsa AK Parti CHP'lisi, MHP'lisi, iyi Partilisi ya bir şey yanlışsa arkadaş yanlış diyelim. Ya bir şey iyi gidiyorsa biz dahil olmak üzere herkes iyi gidiyor desin. Bunu yaparsak vatana millete hayırlı iş yapmış oluruz. Bakın Buket Hanım bugün kalkıp bana devletin verdiği oranlar iyi diyebilen bir insanı ben sadece milletimize havale ederim. Devletin verdiği rakamlar iyiymiş. Bak lafa bak. Ya milyonlarca insana sizi havale ederim ben. Onların İnşallah siz kimseye beddua etmezler. İnşallah. Çünkü devletin verdiği rakamlar yeterli demek gerçekten aklın hafızalanın alacağı bir şey değildir. Şimdi gelelim TÜİK rakamlarına. Şimdi TÜİK, Buket Hanım rakamlar açıklıyor değil mi? Ya yalan söylüyor ya doğru söylüyor değil mi? Bunun iki, başka bir tarifi var mı? Ya yalan söylüyor ya doğru söylüyor. Şimdi bunun en güzel e, tespitini kim yapar? Vatandaş yapar. Bir karikatür gördüm bir fıkra da eklemişler altına. Diyor ki TÜİK'e göre Ajda Pekkan 25 yaşında. Ben başka bir şey söylemeyeceğim. Bunu vatandaş söylüyor. Vatandaş söylüyor bunu. TÜİK rakamlarına inanıyorum demek. Ben devlete inanmak. Ajda zorunda. Pekkan da 25 gösteriyor ama. Allah ömür versin 25. herkese. Evet. Maşallah. Ama vatandaş Haziran'da o kadar zeki gün, ki. 21 Haziran. Vatandaş o kadar akıllı ki Bizim burada saatlerce söyleyeceğimizi bir cümleyle özetlemiş. TÜİK'e göre Ajda Pekkan 25 yaşında. Bitti konu kapanmıştır vatandaş açısından bu. Bu böyle. Şimdi diyelim ki yahu devlete güvenmek istiyoruz ya hepimiz. Ya devlet insan kendi devletine güvenmez mi ya? Siz güvenmiyor musunuz? Ya ben güvenmek istiyorum. Güvenmek istiyorum. Devletime de güveniyorum. Ama devleti yönetenlere Hı. maalesef güvenmiyorum. Neden? Ya diyelim ki hadi devlete güvendim. Devlet nedir? TÜİK. Değil mi? Şimdi size e, TÜİK rakamlarından devam edeceğim. Yani TÜİK'in yalan söylemediğini varsayalım. TÜİK her şeyi doğru söylesin tamam mı? İnandım. Açıklıyorum. Hı hı. Yıllık tüfe yani yıllık enflasyon. 2006 yılında TÜİK açıklamış 9.65. 2010'da açıklamış 6.40. 2015 5'er yıla gidiyorum 8.8. 2017'de ilk defa 11 9. çift haneli rakama gidiyor 11.9. Bakın aynı TÜİK Hepsini doğru kabul ettim ha. Yüreğinize su serpelim. Serpin yüreğinize su. Devletimize güvendik ve e, şeyin e, tüyüğün rakamların doğru olduğunu kabul ediyoruz. 2017'de %11.9. 2020'de %14.6. 2021'de %36. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun. Yukarıda Allah var. Elinizi vicdanınıza koyun. Milletin yüzünün yüzüne baka baka. Milletin gözünün içine baka baka deyin ki bizim vicdanımız rahattır. Deyin ki hala deyin ki biz Türkiye'yi ilk 10 ekonomi içine sokacağız. Ya istemeyenin gözü kör olsun yahu. Ya Türkiye'nin ilk 10 ekonomiye girmesini kim istemez ya? PKK istemez. FETÖ istemez. Amerika istemez. İngiltere istemez. İstemez bunlar. Ben isterim. Ahad Bey ister. Hasan Bey ister. Hepimiz isteriz. Hepimiz isteriz. Rahim Bey ister, Buket Hanım siz de istersiniz. Şu kadar vatan sevgisi olan herkes ister. Ama biz ne yaptık? Türkiye'yi 16. büyük ekonomi olarak 2002 yılında AK Parti'ye teslim etti milletimiz. Şu anda 16. büyük ekonomiden 20. büyük ekonomiye düştük. 2022 yılında maalesef G20'de olamayacağız. Şimdi TÜİK'in doğru söylediğini varsayalım dedik ve TÜİK'in rakamlarını ben size bu şekilde söyledim. Efendim TÜİK 36 diyor. Eh yani bir başka grup da enak. %82 diyor. O mu doğru bu mu doğru? Ya TÜİK doğru olsa bile bakın almışlar %9'dan 6'lardan almışlar getirmişler %36'ya. Bu anlattığımız da tüketici fiyat endeksidir. Hani demin anlattılar ya tık 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 geçiriyor şeyden barkod okuyucudan. Yani vatandaşın tükettiği ürettiği nedir biliyor musun? Üreticiye göre fiyat endeksi yani üreticinin yaşadığı enflasyon. Üreticinin yaşadığı enflasyon, TÜİK'e göre beyefendiler, yüzde seksen. Bu ne demektir? Bu ne demektir bu Hanım? Bugün yüzde otuz altı enflasyon, tüketici, üretici verdiği fiyattan malı alamayacağı için mecburen zam yapacak ve biz bu enflasyonla daha uzun süre yaşayacağız demektir. Ne zamana kadar biliyor musunuz? Bakın size rakamları da getirdim. Hiç, yani benim de rakam hafızam yoktur, dersimi çalışır gelirim. 2061 yılına kadar. Bunu ben söylemiyorum. Önümüzdeki hafta Ahat Beyler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kanun teklifi tartışacaklar. Ve orada Antalya Limanı'nı işleten Katar şirketi 2028'e kadar işletecekti. Bakın daha 2022'deyiz, 6 senesi daha var. Bugün, önümüzdeki hafta, bu hafta 2041 yılına uzatıyorlar işletmeyi. Neden? 8 yılı var daha adamı bir bekle. Belki daha iyi müşteri çıkar. Hayır acelemiz var. İhale konusu tartışmalar attı değil uzatma mi? Uzatma efendim uzatma. Mersin evet. Limanı'nı Singapurlar işletiyor. 2043 yılına kadar hakları var. 2043'ü 2056'ya uzatıyor bu hükümet. Acaba yeni yapılan... Farkında mısınız değil, vatandaşlar? Ahat Hocam. Farkında mısınız? 2056'ya... İskenderun Limanı'nda Türk şirketler olduğu için isimlerini vermeyeceğim ama çok iyi bilirler o beşli şirketlerden vatandaşımızın canı çok yandığı için. İskenderun Limanı 2061 yılına kadar bakın 2022'deyiz ya Allah'tan korkun be Allah'tan korkun 2061 yılına kadar işletme hakkı nasıl verirsiniz? Trabzon Limanı'nı 2052 Hopa Limanı'nı 2046 yılına kadar uzatıyorsunuz. Neden? Çünkü sizin de artık 5 kuruşunuz kalmadı. Bizi mahfettiniz, duvara toslattınız. Sadece elektrik mi bu Hanım? Buyurun doğalgaz. Eğer konutta yaşıyorsanız %25, konut dışı kullanım ise %50. Ya bu vatandaş nasıl ısınacak ya? Bebesi nasıl ısıtacak arkadaş? Allah billah aşkına. Enflasyon TÜİK rakamı vereceğim yine Buyurun. Beğenmediğimiz, beğenmediğimiz TÜİK rakamı. Buyur. Cumhuriyet tarihinde inanmadınız. Cumhuriyet tarihi inanmadığımız sizin inanmıyorum. Ben inanmıyorum. Tamam. Ben inanmıyorum. Ay, Keşke ben, inanabilsem. Ben inan, inan, inanmadım deyin. İnanmadığımız diyorum. İna, sen inanıyorsun. Ben Allah inancını artırsın. Eyvallah. Allah'a inancı olan insanlar bu, bu şekilde konuşmazlar. Yukarıda Allah var. Herkes haddini bilerek konuşacak. Buyur TÜİK rakamı. Siz herhalde iman de taşıyorsunuz cebinizde. TÜİK rakamı veriyorum. İna, i̇nanıyorsunuz ya. İnandığınız rakamı veriyorum. Buyur. Cumhuriyet tarihi boyunca, tarih boyunca en yüksek dördüncü sırayı bu hükümet bize hediye etmiştir. Söylüyorum. Nisan 94'te 24.7 bir Biz Biz aylık. Iki, aylık fazla soruyoruz. Aylık fazla. Aylık olarak en ha. yüksek dördüncü ki o zaman hatırlarsa 5 Nisan kararları vardı. Evet. Sonra... İkinci en yüksek rakam 80 yılında bakın. Yüzde 21,5. Yine TÜİK verisi. 24 Ocak kararları vardı hatırlarsınız. Türkiye yanıyordu. Hı hı. Üçüncü sıra Eylül 77. Bak 77'ye kadar gitti. Yüzde 14. Ve dördüncü sıra Aralık 2021. Geçen ay yüzde 13,6 diyor TÜİK. Yani TÜİK'in kendi sitesinde kendi yayınladığı rakamlara göre yani vazgeçtim Enag'ın söylediğinden, vazgeçtim bilmem kimin söylediğinden. Sadece TÜİK, inandıkları TÜİK'in rakamlarını söylüyorum. İnandıkları TÜİK'in rakamlarına göre Aralık 2021'de Cumhuriyet tarihi boyunca bize yaşattıkları en yüksek dördüncü enflasyon.